Merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedik ki en son tarıma geçiş süreci dedik. Ne hangi etmenler sonrasında tarıma geçilmişti? Tarıma geçilmek için neler gerekiyordu? Bunları bahsetmiştim sizlere. Şimdi geldik. Köylerin ve şehirlerin kurulması. Arkadaşlar, insanlar arasındaki neyi arttırır köyler ve şehirler kurulunca? Tabii ki etkileşim daha fazla oluyor. Etkileşim daha fazla meydana geliyor. Ve tarımsal üretim ve hayvancılık, pardon, tarımsal üretim ve hayvancılık özel mülkiyet anlayışını ortaya çıkarıyor. Yani insanlar bir şeylerin hasadını yapıyor. Bunları benimsiyorlar arkadaşlar. Burası benim diyor mesela. Bu tarla benim. Bu özel mülkiyete örnek olacak bir cümledir, bir durumdur. Bu durum insanlar arasında bazı sosyal kuralların oluşmasını sağlıyor. Tabii ki özel mülkiyet kavramı oluşunca, yani benim olma, benim durumu oluşunca arkadaşlar, tabii ki devreye neler girecek mecburen? Kurallar da girecek arkadaşlar. Sosyal kurallar da girecek. Yani kimse kimsenin malına öyle istediği gibi girip hani sahip olamaz. Bunun belli bir kuralları vardır. Mesela örnek vereyim, böyle bir durum kurallara örnek olarak verilebilir. Bu kurallar zamanla yazılı hale getirilerek hukuk kurallarını oluşturmuştur. Günümüzde de vardır mesela hukuk kuralları arkadaşlar. Arkadaşlar, hukuken bazı şeylere uymak zorundayızdır. Bunun dışına çıkamayız. Eskiden de işte bunlar yavaş yavaş ne olmuş? Yazılı hale gelmiş. Daha sonra da en son hukuk kuralları halinde karşımıza çıkmış arkadaşlar. Evet, insanların ihtiyaçlarından fazla üretim yapmaya başlamaları ve bu ürünü başka ürünlerle değiştirme yoluna gitmeleri hangi faaliyeti başlatmış? Ticaret faaliyetlerini başlatmış arkadaşlar. Ticaret faaliyetlerini başlatmış. Hangi durumlar? Takas durumu, yani insanların mallarını birbirleriyle değiştirmeleri durumu. Bir de ihtiyaçlarından fazla üretim yapma durumu. Bunları başka yerlerde başka insanlara satma durumları neyi ortaya çıkarmış? Ticaret yapma durumunu ortaya çıkarmış arkadaşlar. Ticaret bu şekilde başlamış yani. Evet. İnsanların köyler, şehirler kurmaları, ürünlerinin, zenginliklerinin buralarda biriktirmeleri başka toplulukların ne yapmış? İlgisini çekmiş arkadaşlar. Başka toplulukların ilgisini çekiyor. Tabii ilgi çekilince ne oluyor? Kıtlık zamanlarında özellikle arkadaşlar, bu zenginliklerini biriktiren ve yukarıda bahsedilen ürünlerini, zenginliklerini biriktiren topluluklar üzerine yağmalar başlıyor arkadaşlar. Bunlar da savaşları gerektiriyor. Savaşlar meydana geliyor. Ne demiş? Özellikle kıtlık zamanlarında bu toplumlar köy ve kasabalarını basarak yağma ve katliamlara girişmişlerdir diyor arkadaşlar. Bu durumda hangilerinin oluşmasına sebep olmuş? İlk savaşların meydana gelmesine sebep olmuş sevgili arkadaşlarım. Savaşlar da bu şekilde ortaya çıkmış. Bu nedenlerle insanlar yerleşim yeri seçerken hangi durumu ön plana çıkarmışlar? Mecburen güvenliği ön plana çıkarmışlar arkadaşlar. Hangi durum ön plana çıkmış? Güvenlik ön plana çıkmış ve şehirlerin etrafını surlarla çevirmişler, kaleler yapmışlar. Hatta yer altına şehirler kurmuşlar. Bakın arkadaşlar, bir yer altı şehrinden bir örnek bu fotoğrafta. Bölmeler var, gördüğünüz gibi burası yer altı ve yer altında insanlar yaşamlarını sürdürmeye başlamışlar. Neden? Güvenliklerini sağlamak için, yağmalardan, savaşlardan korunmak için, mallarını ve kendilerini korumak için yeraltı evleri, kaleler ve surlar gibi bazı durumların arkasına sığınmışlar arkadaşlar. Not, not. Bu önemli bir not arkadaşlar. Köylerin ve şehirlerin kurulması, sosyal kuralların ortaya çıkması, güvenliğin sağlanması ihtiyacı gibi gelişmeler devlet düzeninin kurulmasını sağlamıştır arkadaşlar. Şimdi bunların, bu etkenlerin sonucu devlettir. Devlet böyle bir düzen içerisinde kurulur arkadaşlar. Başlangıçta şehir devletleri ortaya çıkmış. Zamanla büyük devletler ve imparatorluklar kurulmuştur arkadaşlar. Bu kurallar uygulanıyor.
Daha sonra bu kurallarla birlikte belli bir düzen, belli bir sistem oluşturuluyor arkadaşlar. Sonra da yavaş yavaş devletler, imparatorluklar, büyük imparatorluklar ne yapılıyor? İnsanlar tarafından kurulmaya başlanıyor arkadaşlar. Yerleşimin geçmişi budur. Ve insanlar ve yerleşme. Şimdi insanlarla ilişkilendireceğiz arkadaşlar bu durumu. Coğrafi koşullar. Bakalım yerleşme üzerine etkisi nasılmış? İnsanların yerleşim yeri seçiminde en önemli etkenlerden biri olmuştur dedik. İklim ve coğrafi koşullar. İklim elverişli, tarım ve hayvancılığa uygun, üretim ve ticaret merkezi olan ve başka toplumlarla kolay iletişim kurulabilecek bir alanda olan yerler insanların ilk yerleşim yerleridir. İlk tercih ettikleri yerleşim yerleridir diyoruz arkadaşlar. Buralar neymiş? İnsanların ilk olarak yerleşmeyi istedikleri ve yerleştikleri alanların özellikleriymiş. Coğrafi koşullar dedik. Ekonomik faaliyetlere geldik şimdi arkadaşlar. Ekonomik faaliyetler. Tarımla uğraşan insanlar nerelere yakın olmak isteyeceklerdir arkadaşlar? Doğal olarak su kaynaklarına yakın olmak isteyeceklerdir. Tarım ve su kaynakları. Verimli toprakları tercih ederken demiş, su kaynakları ve verimli toprakları tercih ederken ticaretle uğraşmak isteyenler peki nereleri tercih edecekler arkadaşlar? Üretim yapılan ve ticaret yolları üzerinde bulunan alanları tabii ki de tercih edeceklerdir. Öncelikle işlerini kolaylaştırmak için. Hayvancılıkla uğraşanlar geniş çayırlıkların olduğu yerleri, denizcilikle uğraşmak isteyenler ise limanların olduğu yerleri yerleşim yeri olarak kendilerine ne yapmışlar? Seçmişlerdir. Bunlar hep ekonomik faaliyetlerin yani insanların uğraştıkları ekonomik faaliyetlerin yönlendirmeleriyle oluşan bir durumdur, tablodur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onunla uğraşan ona gider, bununla uğraşan buna gider şeklinde kafamızda bir harita oluşturabiliriz. Yani denizle uğraşanların limanların kenarında yaşadıklarını, işte hayvancılıkla uğraşanların çayırlara yakın yerlere yerleştiğini artık biliyoruz ve bu mantığı kurabiliyoruz arkadaşlar sizlerle. Ve geldik güvenlik durumuna. Biraz önce de zaten ders içerisinde bahsetmiştim arkadaşlar. Güvenlik sonucunda yeraltı şehirleri, surlar, kaleler kuruluyordu. Tarih boyunca demiş, insanların en önemli sorunlarından birisi de güvenlik olmuştur. Bu nedenle yerleşim yeri seçiminde güvenlikte dikkate ne yapılmış arkadaşlar? Alınmıştır. Evet, yurdumuzda ilk yerleşmeler. Şimdi geldik. Yerleşmelerin nasıl oluştuğunu, insanların neler yaparak yerleşik hayata geçtiklerini öğrendik. Şimdi de yurdumuzda ilk yerleşmelere bakacağız. Anadolu. Anadolu deyince aklımıza elverişli iklim, yaşamaya uygun koşullar, üç tarafın denizlerle çevrili olması gibi olumlu özellikleri art arda gelir arkadaşlar. Herkesin aklına bu gelir Anadolu deyince. Ve doğal kaynaklar bakımından da zengindir. Bunu da ekleyelim arkadaşlar. Denizlerle çevrili dedik, verimli topraklar, elverişli iklim dedik. Doğal kaynaklar bakımından zengin gibi özelliklerinden dolayı çok eski çağlardan beri insanların yaşadığı bir yer olmuştur Anadolu arkadaşlar. Anadolu yaşamaya en elverişli yerlerden bir tanesidir dünya üzerinde. Ve tarihin en eski çağlarından beri arkadaşlar göç, istila ya da ticari amaçlarla Anadolu'ya pek çok ulus geliyor. Göç ediyorlar. Ticaret yapmak için geliyorlar arkadaşlar. Pek çok nedenleri var ama Anadolu'ya pek çok ulus geliyor ve bu uluslar Anadolu'da dünyanın en gelişmiş uygarlıklarını oluşturuyorlar. Biraz sonra da işleyeceğiz zaten Anadolu uygarlıklarını, Mezopotamya uygarlıklarını göreceksiniz ki tarih öncesinde de çok fazla köklü olan devletler, milletler varmış Anadolu üzerinde diyeceksiniz. Anadolu'da kurulan devletler, Anadolu'nun coğrafi durumu ve ekonomik özelliklerinden dolayı arkadaşlar başta Mezopotamya, Yunanistan ve Mısır olmak üzere dünyanın pek çok uygarlığı ile sürekli hangi haldedir? Etkileşim halindedir arkadaşlar. Kimlerle etkileşim halinde? Mezopotamya'yla, Yunanistan'la,
ve Mısır'la arkadaşlar sürekli etkileşim durumu içerisindedir Anadolu. Bu durum Anadolu uygarlıklarının farklı uygarlıklardan etkilenerek ne yapmasını, gelişmesini sağlamıştır arkadaşlar. Yani Anadolu tek başına bir kimseden etkilenmeyen, hiçbir yerden etkilenmeyen bir yer değil. Çevresindeki Mezopotamya, Yunanistan ve Mısır gibi yerlerden de etkilenen bir yerleşim alanıdır arkadaşlar. Ve tarih öncesi çağlarda Anadolu. Şimdi devirlerimiz var arkadaşlar. Yontma taş devrimiz var, cilalı taş devrimiz var, maden devirlerimiz var. Bu devirlerde insanlar neler yapmış, hangi aşamalardan geçmişler bunları öğreneceğiz. Tarih öncesi çağlarda. İlk olarak incelememiz gereken devir yontma taş devri arkadaşlar. Yontma taş devrinde şunu bilmeliyiz. İnsanlığın en uzun devridir arkadaşlar. İnsanlık açısından en uzun devir. İlk devrimiz yontma taş devridir. Ve yontma taş devrinde yaşayan insanlar genellikle nerelerde yaşarlar? Mağaralarda ve ağaç kovuklarında. Peki neyle yaşamlarını sürdürürler? Avcılıkla ve toplayıcılıkla arkadaşlar. Tarım yok. Tarım daha o zamanlar yok, ilk çağlarda. Taştan kabaca aletler yapıp kullanmışlar. Ve adının zaten yontma taş devri olmasının sebebi bu arkadaşlar. Daha çok taşlarla aletler yapıp kullanmaya çalışmışlardır. Mağara duvarlarında genellikle hangi sahneler vardır sizce? Ağ sahneleri vardır tabii ki. Bu ağ sahnelerini konu alan çeşitli resimleri çizmişlerdir. Bakın burada bir örnekte bir hayvanı çizmişler. Burada muhtemelen bir ağ sahnesidir. Bunları hayatlarını mağara duvarlarını çizerek resmediyorlarmış arkadaşlar. Çeşitli ateşi yakıp çeşitli amaçlarla kullanmaya başlamışlardır. Yani ateşi de hangi dönemde kullanmaya başlamışlar? Yontma taş devrinde kullanmaya başlamışlar arkadaşlar. Şimdi geldik cilalı taş devrine. Arkadaşlar taştan daha kesici ve kullanışlı aletler yapımına geçilmiştir cilalı taş devrinde. Yani sadece taş değil, taşı daha kullanışlı bir hale getirip bu şekilde kullanmaya başlamışlardır. İlk kez arpa, buğday ve mısır, mercimek gibi bazı tarım ürünleri yetiştirmeye başlamışlar. Bazı hayvanları da ne yapmışlar? Evcilleştirmişler. Peki bu hayvan evcilleştirilmesi ve arpa, buğday, mısır gibi ekinlerin ekilmesi neyin göstergesi bize arkadaşlar? Tabii ki yerleşik hayata geçişin bir göstergesi olarak bunu ne yapabiliriz? Kabul edebiliriz arkadaşlar. Tarım ve hayvancılık nedeniyle yerleşik hayata geçmişler, toplu yerleşim yerleri kurmuşlardır. Yani bir köy gibi düşünebilirsiniz, toplu yerleşim yerlerinden kastı budur arkadaşlar. Ve doğal olarak neler başlamıştır? İlk ticaret faaliyetleri de başlıyor arkadaşlar. Hangi devirde? Cilalı taş devrinde. Bunları unutmuyoruz. Ve cilalı taş devrinde arkadaşlar, Anadolu'da kurulmuş bazı yerleşim yerleri, yani o dönemde kurulmuş, o dönemde meydana gelmiş bazı yerleşim yerlerimiz mevcut. Konya'da Çatalhöyük yerleşmesi, bu çok ünlüdür arkadaşlar Konya'da. Diyarbakır'da Çayönü yerleşmesi, Gaziantep'te de Sakçagözü yerleşmesi. Bunlar hangi dönemde meydana gelmiş, cilalı taş döneminde kurulmuş olan ilk yerleşme örnekleridir. Sevgili arkadaşlarım, nadide örneklerdir. Ve geldik. Bir sonraki devrimiz maden devrine arkadaşlar. Maden devrine geldik. İnsanlar toprağı işlerken çeşitli madenlerle karıştırıyorlar arkadaşlar. Toprağı işliyorlar fakat buldukları madenlerle de ne yapıyorlar? Karıştırıyorlar bunları. Önce bakır madenini buluyorlar. İlk olarak hangi maden bulunmuş? Bakır madeni. Daha sonra bakırla bir madeni karıştırıyorlar. Bu maden arkadaşlar kalay. Ortaya hangi maden çıkıyor? Tuncu elde ediyorlar arkadaşlar. Bu iki karışımdan bakırla kalayı karıştırıyorlar. Ve ortaya bu madenlerden çok daha dayanıklı olan bir maden meydana geliyor. Adı da tunç bu madenin arkadaşlar. Ve tunçtan çeşitli eşyalar ve silahlar yapmışlardır. Tabii dayanıklı bir maden ortaya çıktığı için
Bunu da silah ve eşya yapımında ne yapıyorlar? Kullanıyorlar arkadaşlar. Hangi devirde? Maden devrinde. Evet, demir madeni. Demir madeni de bulunuyor o dönemde, maden devrinde. Bu madenin bulunması insanların yaşamına tabii ki bazı kolaylıklar sağlamıştır arkadaşlar. Ve büyük değişimlere ortam hazırlamıştır. Demirden son derece dayanıklı eşyalar, tarım aletleri ve silahlar yapmışlardır arkadaşlar. Ne yapmışlar? Tarım aletleri, silahlar ve eşyalar, günlük yaşamda kullandıkları eşyaları ne yapmışlar? Meydana getirmişler demir sayesinde. Evet, Anadolu'da maden devrine ait başlıca merkezler. Biraz önce Diyarbakır, Konya gibi yerlerde bazı merkezler saymıştım arkadaşlar. Bunlar Cilalıtaş devrine ait yerlerdi. Şimdi de maden devrine ait yerleri sayacağım. Çanakkale'de Truva. Burası maden devrinde oluşturulmuş bir şehir. Burdur'da Hacılar, Yozgat'ta Alişar, Çorum'da Alacahöyük. Bu en ünlüleridir arkadaşlar. Van'da da Tilki Tepe'dir. Bunlar hep maden devrinde meydana gelen şehir yerleşmeleridir arkadaşlar. Evet, ilk çağda Anadolu uygarlıkları. Şimdi arkadaşlar, uygarlıklarımızı iki kategoride inceleyeceğiz. Birincisi Anadolu uygarlıklarımız olacak. İkincisi de Mezopotamya uygarlıklarımız olacak. İsimlerin değişik olması, kuruldukları yerlerin farklılıklar göstermesidir. Bir kısmı Anadolu'da kuruluyor, bir kısmı da daha güneyde Mezopotamya bölgesinde kuruluyor arkadaşlar. Tarih boyunca Anadolu'da birçok uygarlık kurulmuştur ve ilk çağda Anadolu'da kurulmuş olanlar Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular ve İyonyalılardır arkadaşlar. Bunlar 5'i Anadolu'da kurulmuştur. Şimdi ilk olarak işleyeceğimiz uygarlık hangi uygarlık? Hititler. Arkadaşlar, Hitit deyince aklınıza hemen biliyorum ki Hattuşaş geliyor. Hattuşaş Hititlerin arkadaşlar başkentidir. Bakın, Anadolu'da böyle bir alanda, şöyle sınırlarını belli edeyim, böyle bir alanda Hititler kuruluyor ve başkenti Hattuşaş oluyor. Anadolu'da Hititlerin başkenti Hattuşaş oluyor. Ve ne zaman kuruluyor? Kafkasya üzerinden Orta Anadolu'ya gelmişler arkadaşlar. Milattan önce 2000 yıllarında Kızılırmak boylarında bir devlet kurmuşlardır. Devletin adı Hititlerdir ve başkentleri de neresiymiş? Hattuşaş'mış arkadaşlar. Evet, Hititler Anadolu'da siyasi birliği sağlamışlardır. Yani Anadolu'daki insanları tek bir çatı altında toplayıp bir siyasi düzen sağlamışlardır arkadaşlar. Suriye yüzünden Suriye'yi almak için Mısırlılarla tam 16 yıl savaşmışlardır. Çok uzun bir süre arkadaşlar savaş için ve Suriye yüzünden Mısırlılarla böyle bir savaş içerisine giriyor Hititler. Bu savaş sonucunda tarihin ilk yazılı anlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Sıkı durun, bu çok önemli bir konu. Tarihin ilk yazılı anlaşması Kadeş Anlaşması arkadaşlar. Bunun altını kırmızıyla çizmek istiyorum. Kadeş Anlaşması neymiş? Tarihin ilk yazılı anlaşmasıymış. İlk imzalanan anlaşma Kadeş Anlaşması'ymış. Kiminle kimin arasında oluyor? Mısırlılar ile Hitit arasında, Hitit devleti arasında imzalanan bir anlaşmadır arkadaşlar Kadeş Anlaşması. Bu manada çok önemlidir. Sorularda da karşınıza belki sıklıkla çıkabilir Kadeş Anlaşması. Aşağıdakilerden hangisi tarihin ilk yazılı anlaşması diye sorular çıkabilir insanın karşısına. Siz de hemen şu şıkkı arıyorsunuz. Mısırlılar ve Hitit arasında imzalanan bir anlaşmadır diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Hititleri kimler yıkmış arkadaşlar? Frigler. Ege göçleri sırasında Frigler saldırıyor Hititlere ve Hititler yıkılıyor arkadaşlar. Milattan önce 1200 yılında. Evet, Hitit kralı. Çok fazla işlev var arkadaşlar Hitit krallarının. Tek bir görevleri yok. Bunlardan örnek olarak mesela başkomutan. Orduya el atmış arkadaşlar Hitit kralı. Ordunun başkomutanı. Daha sonra dine de el atmış. Başrahibi. Dinde başrahip kraldır, Hitit kralıdır. Başyargıç. Hukuk kurallarında da
ne olmuş? Hitit kralları en baş, yani sözü geçen insan olarak kabul edilmiş, birçok yetkisi varmış Hitit krallarının. Bu şekilde özelliklerini sıralayabiliriz. Kralın yanında bir de kraliçe var. Adı Tavananna. Tavananna adı verilen bir kişi var, bayan. Bu da kralın bütün yetkilerine ortak sayılabilir. Pek çok yetkisi var. O dönemde kadına verilen önemi de buradan görmüş oluyoruz arkadaşlar. Söz sahibi oluyorlar yönetimde. Bu da önemli bir özellik. Bir diğeri de özelliğimiz de Pankuş Meclisleri. Kral, Hitit Kralı Pankuş Meclislerinden ne yapıyor? Ülkeyi yönetirken yararlanabiliyor. Hititlerin özellikleri böyleydi arkadaşlar. Şimdi diğer dersimize uygarlıklardan yine devam edeceğiz özelliklerine. Şimdilik burada bitirelim. Hoşça kalın.